Herkese merhaba. Bugünkü videomda MIT 2024 yılında çıkmış olan integral sorularını çözmeye devam edeceğiz. Benim bu soru arkadaşlar favori sorum. Gerçekten çok iyi tasarlanmış, çok iyi analiz edilmiş, müthiş bir soru. Çözümü gördüğünüz zaman siz de bana hak vereceksiniz. Soru şöyle: integral 0'dan 1'e maksimum 1 bölü 2 üzeri n çarpı floor function 2 üzeri n x eksi floor function 2 üzeri n x eksi 1 bölü 4. Evet, soru bu şekilde verilmiş. Gerçekten hani algı düzeyimizi zorlayan bir soru. Yani soruyu anlamakta bile güçlük çekiyoruz. Ben biraz şöyle izah etmeye çalışayım. Şimdi n bir doğal sayı, 0, 1, 2, 3, 4 diye gidiyor sonsuza kadar. Dolayısıyla şu ifadenin, yani 1 bölü 2 üzeri n çarpı floor function 2 üzeri nx eksi 2 üzeri nx eksi 1 bölü 4. N'in her değeri için, şimdi n eşittir 0 için bunun almış olduğu bir değer var. N eşittir 0 için. Tabii x değişkenimizde 0-1 aralığında değişiyor. Yani x değişkeni 0-1 aralığında değişirken her birinin için şuradaki elde ettiğimiz değerin maksimumunu alıyoruz ve ondan sonra onu integre edeceğiz. Tabii ki de her n için bu yapılacağı için birçok seçenek karşımıza çıkacak. Evet, böyle kısa bir giriş yaptıktan sonra gelin bu müthiş soru nasıl çözülüyor bir bakalım. Şimdi öncelikle şöyle bir fonksiyon tanımlayalım. Fnx. Bunu floor function 2 üzeri nx eksi floor function 2 üzeri nx eksi 1 bölü 4 diye tanımlayalım. Dolayısıyla floor function bir alt tam sayı yuvarlayan bir fonksiyon olduğu için dolayısıyla iki tane tam sayının farkı var burada. Dolayısıyla biz fnx'in bir tam sayı olduğunu buradan görebiliyoruz. Şimdi floor function'ın özelliklerinden biri de floor function, daha doğrusu evet, floor function x artı floor function y küçük eşittir floor function x artı y. O da küçük eşittir floor function x artı floor function y artı 1. Bu bantıyı kullandığımız zaman y gördüğümüz yere eksi 1 bölü 4 yazarsak şunu analiz etmeye çalışıyorum. Bakın şu 2 üzeri nx eksi 1 bölü 4'ü. Dolayısıyla bunu nasıl yazabilirim? Floor function 2 üzeri nx artı floor function eksi 1 bölü 4 küçük eşittir 2 üzeri nx eksi 1 bölü 4 floor function küçük eşittir o da floor function 2 üzeri nx artı floor function eksi 1 bölü 4 artı 1. Şimdi burada floor function eksi 1 bölü 4 nerededir? Eksi 1 ile 0 arasındadır. Dolayısıyla buradan eksi 1 gelecek. Aynı şekilde şuradan da eksi 1 gelecek. Bakın bunlar gitti. Dolayısıyla 2 üzeri nx eksi 1 bölü 4 tabi floor function içerisinde 2 üzeri nx eksi 1 bölü 4 bu durumda floor function 2 üzeri nx'ten küçük eşit floor function 2 üzeri nx'ten eksi 1'den büyük eşit olması gerekiyor. Şimdi şu şeye bakalım. Şuna bakalım. Şu ikisine bakalım. Şu eşitsizliğe bakalım. Dolayısıyla eksi 1'i bu tarafa atıp 2 üzeri nx eksi 1 bölü 4'ü de sol tarafa attığımız zaman floor function 2 üzeri nx eksi floor function 2 üzeri nx eksi 1 bölü 4'ün küçük eşittir 1 olduğunu görüyoruz. Şu iki eşitliğe baktığımız zaman, daha doğrusu şuraya baktığımız zaman buradan da floor function 2 üzeri nx'i, pardon, şunu sağ tarafa atarsak dolayısıyla floor function 2 üzeri nx eksi floor function 2 üzeri nx eksi 1 bölü 4'ünde sıfırdan büyük eşit olduğunu görüyoruz. Şimdi bu bize ne söylüyor? Şimdi fnx fonksiyonunu böyle tanımlamıştık. Şu ikisini zaten fnx'i ifade ediyor. Demek ki fnx arkadaşlar bir tam sayı olduğuna göre, yani fnx birden küçük eşit olacak, aynı zamanda sıfırdan büyük eşit olacak. Ve aynı zamanda fnx bir tam sayı olacak. Bu durumda fnx ne olacaktır? Ya sıfır olacaktır ya da bir olacaktır. Başka bir seçenek yok. Şimdi fnx madem 0 veya 1 ve biz maksimum 1 bölü 2 üzeri n fnx'i alıyoruz. Nedir bu? Şu integralin içerisindeki şu ifade. Şuna fnx demiştik. Dolayısıyla biz ne arıyoruz? Maksimum 1 bölü 2 üzeri n
çarpı f(x). Şunu arıyoruz. Şimdi f(x)'in iki seçeneği vardı. Ya 1 olabiliyor ya 0 olabiliyor. Maksimumu aradığımıza göre ve 1 bölü 2 üzeri n de her zaman pozitif ve 1'den küçük 0 ile 1 arasında bir şey. Dolayısıyla 0 ile 1 arasında bir şeyi neyle çarparsak maksimum elde ederiz? Tabii ki de 1 ile çarparsak. Çünkü 0 ile çarparsak zaten 0 olacak. Bu durumda f(x)'in 1 olduğunu düşünürsek maksimum 1 bölü 2 üzeri n f(x) ne olacaktır o zaman? 1 bölü 2 üzeri n olacaktır. Şimdi madem bunu bulduk, o zaman integralde yerine yazarsak, tabii her bir n için n büyük eşittir 0. İntegral 0'dan 1'e dx bölü 2 üzeri n eşittir. 0'dan 1'e dx nedir? 1'dir. Daha doğrusu dx'in integrali x olacaktır. Sınırlarda 1 ve 0 olduğu için buradan 1 gelecektir. Dolayısıyla ne oldu? Toplam sembolü n büyük eşittir 0. 1 bölü 2'nin elinci kuvveti. Bir geometrik seri elde ettik. Bunun da sonucu zaten 1'e eşit. Fakat eğer böyle yaparsak yanlış yapmış oluruz. Çünkü şimdi f(x) 1 olarak kabul ediyoruz. Şunun maksimumunu hesaplamak için. Ama f(x)'i x 0 1 aralığında f(x) sürekli bir değerini alamıyor ki. Belli aralıklarda bir değerini alabiliyor. İşte bunları analiz etmemiz gerekiyor. Yani integral sınırları içerisinde fonksiyonumuz her zaman bir değerini almıyor. N'e vereceğimiz her değer için koşulları analiz edip belli bir mantık çerçevesinde bağıntı elde etmemiz gerekecek. Şimdi şöyle ki, önce N'e 0 diyelim. Şimdi f(x) fonksiyonumuz neydi? Floor function 2 üzeri nx eksi floor function 2 üzeri nx eksi 1 bölü 4. Şimdi N 0 iken, yani f(x) N yerine 0 yazdığımız zaman floor function x eksi floor function x eksi 1 bölü 4 çıkıyor. Şimdi floor function x, x 0 1 aralığında olduğu için her zaman 0'a eşittir. Burası 0'a eşittir. Dolayısıyla f 0 x'i 1 yapacak olan aralık n eşittir 0'da ne olmalıdır? X eksi 1 bölü 4'ün ne olması gerekiyor? 0'dan küçük olması gerekiyor. X eksi 1 bölü 4 sıfırdan küçük olacak ki floor function bunu eksi 1'e getirsin. Önünde de eksi olduğu için 1 gelsin. Şuradan da her zaman 0 geliyor. Dolayısıyla n eşittir 0'da x 0 1 bölü 4 aralığında olduğu zaman f0x 1'e eşit çıkıyor. Bu durumda maksimum hesaplarsak maksimum 1 bölü 2 üzeri 0 n eşittir 0 olduğu için f0x 1'e eşit. Dolayısıyla buradan sonuç ne çıktı? 1 çıktı. Yani x 0 1 bölü 4 aralığındayken maksimum değerimiz 1'e eşit çıkıyor. Şimdi dolayısıyla şu mv dediğimiz maksimum value, en büyük değer 1. Yani şu işlemin sonucu 1. Length, yani uzunluk dediğimiz şu aralığın uzunluğu da 1 bölü 4. Yani burada aslında 0 1 aralığında x 0 1 aralığında değişirken sadece burada n eşittir 0'da 0 1 bölü 4 aralığındayken f fonksiyonu bir değerini alıyor. Dolayısıyla diğer durumlarda 0 alacaktır. Yani diğer aralıklarda 0 değerini alacaktır. Biz her zaman f fonksiyonunu 1 yapan aralıkları seçmemiz gerekiyor. Ve onun da bir ağırlığı olacaktır. Çünkü aralığın uzunluğu bakın 1 bölü 4. 0 1 aralığında şimdi biraz sonra göreceğiz. N eşittir 1, N eşittir 2 diye gideceğiz. Dolayısıyla her birinin aralıkları değişiyor. Bu aslında ağırlıklandırmayı bir şekilde sağlayacak ileride. Şimdi N eşittir 1'e bakalım. N eşittir 1 yani f1x. N yerine 1 yazdığımız zaman floor function 2x eksi floor function 2x eksi 1 bölü 4. Şimdi burada şimdi x'in 0, 1 bölü 8 aralığında olduğunu düşünürsek bu durumda f1x 1 çıkıyor. Nereden bulduk? Şimdi
2x eksi 1 bölü 4 sıfırdan küçükse buradan da x'in 1 bölü 8'den küçük olması gerekiyor. Dolayısıyla 0, 1 bölü 8 aralığında bakın şurası yani floor function 2x ne döndürecektir? 0 döndürecektir. Şuradan da yine eksi 1 gelecektir. Önde de eksi 1 olduğu için ne olacaktır? F fonksiyonu 1'e eşit olacaktır. Yani f1x 1'e eşit olacaktır. Dolayısıyla maksimum value, maksimum değeri hesaplarsak 1 bölü 2 üzeri 1 f1x'den 1 bölü 2 çıkıyor. Fakat burada tek bir seçenek yok. Bakın 2x'in 1'den büyük olması ve 2x eksi 1 bölü 4'ün de 1'den küçük olması durumunda. Şimdi 2x 1'den büyükse floor function 2x ne döndürecektir? 1 döndürecektir. 2x eksi 1 bölü 4 1'den küçükse burası floor function ne döndürecektir? 0 döndürecektir. Dolayısıyla 1 eksi 0'dan yine ne çıkıyor? F fonksiyonu 1 çıkıyor. Peki 2x 1'den büyük olması için x ne olması gerekiyor? 1 bölü 2'den büyük olması gerekiyor. Bunu da genişletirsek 4 bölü 8. 2x eksi 1 bölü 4 1'den küçük olması için 2x'in 5 bölü 4'ten küçük yani x'in 5 bölü 8'den küçük olması gerekiyor. Dolayısıyla ne oldu? X 4 bölü 8, 5 bölü 8 aralığındayken f1x 1 çıkıyor. Şimdi burada şu değeri de bakın şurayı iptal edeceğiz. Çünkü integral burayı kale almayacak. Neden kale almayacak? Şimdi şu 0,1 bölü 8 aralığı daha önce bakın n eşittir 0'ın aralığı neydi? 0, 1 bölü 4 aralığıydı. Dolayısıyla şu aralık yani 0,1 bölü 8 aralığı 0,1 bölü 4 aralığın bir alt kümesi. Kesişiyor yani. Oysa 0, 1 bölü 4 aralığında yani n eşittir 0 için f fonksiyonu daha doğrusu maksimum değerimiz 1 çıkıyordu. Dolayısıyla burada 1 çıkıyor. Oysa bunun bir alt kümesi olan burada 1 bölü 2 çıkıyor maksimum değer. Oysa integral hangisini kale alacaktı? En büyük olanı kale alacaktı. Dolayısıyla bunu kale almayacaktır. Bunu iptal ediyoruz. Dolayısıyla n eşittir 1'de ne oluyor? Tek bir seçeneğimiz kalıyor. İntegralin kale alacağı tek bir seçenek var. Seçenek sayısı 2 ama yani f fonksiyonu 1 yapan 2 tane seçeneğimiz var. Fakat bunlardan sadece bir tanesini integral kale alacak. Diğeri zaten n eşittir 0'ın bir alt kümesi. Ve n eşittir 0 için 1 bölü 2 üzeri n ile çarptığımız için 1 bölü 2 üzeri n küçüldükçe ne olacaktır? Büyüyecektir. Dolayısıyla her zaman maksimum değeri integral kale alacağı için bunu ihmal edecektir. Bunu görmeyecektir. Bu durumda n eşittir 1 için ne oluyor maksimum değerimiz? 1 bölü 2 oluyor. Maksimum değer 1 bölü 2. Peki aralığın uzunluğu ne? Bakın 4 bölü 8, 5 bölü 8 aralığında yani 1 bölü 8. Yani aralık uzunluğu 1 bölü 8 ve maksimum değer de 1 bölü 2. Ne için? N eşittir 1 için. Şimdi bir de N eşittir 2'ye bakalım. Şimdi N eşittir 2 için F2x ne oluyor? Floor function 4x eksi floor function 4x eksi 1 bölü 4. Şimdi fonksiyonumuzu 1 yapan aralıklar şunlar. 0, 1 bölü 16 aralığında veya 4 bölü 16, 5 bölü 16 aralığında veya 8 bölü 16, 9 bölü 16 aralığı, 12 bölü 16, 13 bölü 16 aralıklarında f fonksiyonu 1 değer alıyor. Fakat bakın şu, yine n eşittir 0'da 0, 1 bölü 4 aralığının bir alt kümesi. Dolayısıyla orada maksimum değerimiz 1'di. Oysa burada maksimum değer 1 bölü 4 çıkıyor. Dolayısıyla integral bu aralığı kale almayacaktır. Aynı şekilde şuradaki 8 bölü 16 virgül 9 bölü 16 aralığı da n eşittir 1'deki aralıkla kesişiyor. Onun bir alt kümesi. Dolayısıyla n eşittir 1 için bakın n eşittir 1 için maksimum değer 1 bölü 2 idi. Dolayısıyla buradaki maksimum değer 1 bölü 4 olduğu için ve 1 bölü 2'den küçük olduğu için dolayısıyla integral şu aralığı da kale almayacak. Yani integralin kale aldığı iki tane aralık burada da karşımıza çıkıyor. Şimdi bu işlemleri bu şekilde devam edersek, n eşittir 3, n eşittir 4 diye devam edersek, bakın şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Daha doğrusu böyle bir görsel animasyon, bir görsel
bir tablo hazırladım daha iyi anlaşılması için. Şimdi bir sayı doğrusu düşünelim. Çünkü x 0 ile 1 arasında değişiyor. Burada n eşittir 0, n eşittir 1, n eşittir 2 ve n eşittir 3. Şimdi n eşittir 0 için aralığımız neydi? 0 ile 1 bölü 4 arasıydı. Yani length, yani aralığın uzunluğu 1 bölü 4'tü. Ve burada n eşittir 0'da maksimum değer neydi? 1. Dolayısıyla bunu yerine koyduk. Şimdi n eşittir 1'e geldiğimiz zaman iki tane sonuç üretiyordu. Yani f fonksiyonunu 1 yapan iki tane aralık vardı. Bu aralıklardan bakın şu aralık n eşittir 0'ın şu aralığın bir alt kümesi olduğu için ve bunun da maksimum değeri 1 bölü 2 olduğu için ve 1 bölü 4'ten, 1'den de küçük olduğu için integral şunu kayla almayacak. Sadece şunu kayla alacak. Buradaki uzunluk ne? 1 bölü 8. Şu aralığın uzunluğu. Şimdi n eşittir 2'ye geldiğimiz zaman 4 tane aralık var. F fonksiyonu 1 yapan. Fakat bakın bunlardan ilki ve üçüncüsü yine bir önceki aralıklar tarafından, daha doğrusu bir önceki aralıklarla kesiştiği için ve bir önceki aralıkların maksimum değerleri daha büyük olduğu için integral bu kırmızıları yine kayla almayacaktır. Dolayısıyla n eşittir 2 için sadece şu ikinci aralıkla şu dördüncü aralığı kayla alacaktır. Bu aralığın da uzunluğu 1 bölü 16. Bakın aralıklar nasıl oluyor? 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü 16 diye gidiyor. Şeyler ise aldığı değerler ise maksimum değerler ise 1, 1 bölü 2, 1 bölü 4 diye gidiyor. Şimdi n eşittir 3 için en son, tabi böyle çok gidemeyeceğiz, n eşittir 3'te keseceğim. N eşittir 3 için 8 tane aralık f fonksiyonu 1 yapıyor. Fakat bunlardan bakın şu ilk 3'ü yine kesişme var. Dolayısıyla integral bunları kayla almayacak. Şunu kayla alıyor 4'üncüyü. 5'inciyi kayla almayacak, 6'ncıyı kayla alıyor, 7'inciyi kayla almayacak, 8'inciyi kayla alıyor. Bundaki aralığın uzunluğu ne? 1 bölü 32. Değerimiz ne? Maksimum değerimiz 1 bölü 8. Şimdi bunları şöyle bir tabloda yerine koyduğumuz zaman, şimdi bakın n eşittir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tabii böyle bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Kutu sayısı, yani şuradaki her birine kutu diyelim. Kutu sayısı n eşittir 0 için 1. N eşittir 1 için 1. Çünkü şunu kayla almıyor integral. İntegralin kayla aldığı kutuların sayısı. N eşittir 2 için 2. N eşittir 3 için 3. Bakın bu nasıl bir diziye benziyor. Bakın 1, 1, 2. Şu ikisinin toplamı 2. 1 ile 2'nin toplamı 3. 2 ile 3'ün toplamı 5. 3 ile 5'in toplamı 8. 5 ile 8'in toplamı 13. 8 ile 13'ün toplamı 21. İşte bu bize Fibonacci serisine uygun bir örüntüye sahip olduğunu söylüyor. Yani kutuların sayısına bu durumda f n artı 1 diyebiliriz. Yani n artı 1'inci Fibonacci sayısı. Şimdi artık modelimizi yazabiliriz. Şimdi n eşittir 0'dan sonsuza. F n artı 1. F n artı 1 neyi gösteriyor? Kutu sayısını. Kutu sayısını. Peki bu kutu sayısını gösteriyor. Peki kutuların şeyi neydi? Şu neydi? 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 üzeri n. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 üzeri n şeyi gösteriyor arkadaşlar. Aralığın uzunluğunu gösteriyor. Bakın n eşittir 0 için şuradan 1 gelecek. Aralığın uzunluğu 1 bölü 4. N eşittir 1 için aralığın uzunluğu 1 bölü 8. N eşittir 2 için aralığın uzunluğu 1 bölü 16. Bakın. Dolayısıyla 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 üzeri n aralığın uzunluğunu gösteriyor. 1 bölü 2 üzeri n neyi gösteriyor? 1 bölü 2 üzeri n de maksimum aldığı değeri gösteriyor. Maksimum value. N eşittir 0 için 1. N eşittir 1 için 1 bölü 2. N eşittir 2 için 1 bölü 4. N eşittir 3 için 1 bölü 8. İşte bunların çarpımı bize neyi veriyor? O integralin sonucunu veriyor. Bunu da nasıl yazabiliriz? N eşittir 0'dan sonsuza. Bakın şurada 1 bölü 2 üzeri n var. Burada da 1 bölü 2 üzeri n var. Dolayısıyla 1 bölü 4 üzeri n. 1 bölü 4 de burada var. Dolayısıyla 4 üzeri n artı 1 var aşağıda. Yukarıda da n artı 1'inci Fibonacci sayısı.
Şimdi buradaki Fibonacci Fn artı 1. Şimdi Fn yani n'inci Fibonacci sayısını biz tabii Fibonacci sayısıyla altın oran arasında çok sıkı bağıntılar var. Dolayısıyla n'inci Fibonacci sayısını biz buradaki şu işaret pi işareti yani altın oran işareti ki değeri 1 artı kök 5 bölü 2'dir. Şuradaki sayıda altın oranın eşleniği olan 1 eksi kök 5 bölü 2'ye karşılık geliyor. Dolayısıyla n'inci Fibonacci sayısını biz fi üzeri n eksi say üzeri n bölü kök 5 şeklinde yazabiliyoruz. Şimdi bunu aynen buraya uygulayacağım. Şuradaki 1 bölü kök 5'i toplam sayının önüne aldık. Dolayısıyla n eşittir 0'dan sonsuza. Tabii n artı 1'inci Fibonacci sayısı ile ilgileniyoruz. Dolayısıyla fi üzeri n artı 1 bölü fi üzeri n artı 1 bölü 4 üzeri n artı 1. Dolayısıyla onu nasıl yapabiliriz? Fi bölü 4 çarpı fi bölü 4 üzeri n. Dolayısıyla şurası fi bölü 4'ün n artı 1'inci kuvveti oluyor. Aynı şekilde aynı işlemi say için yapıyoruz. Say bölü 4 çarpı say bölü 4 üzeri n. Şimdi bu ifadeyi iki tane toplam sembolünün farkı şeklinde şu şekilde yazabiliriz. Şuradakileri toplam sembolünün önüne katsayı olarak getirdik. Dolayısıyla fi bölü 4 kök 5 çarpı n eşittir 0'dan sonsuza fi bölü 4'ün n'inci kuvveti eksi say bölü 4 kök 5 toplam sembolü n eşittir 0'dan sonsuza say bölü 4'ün n'inci kuvveti. Şimdi işlemleri devam ettireceğiz. Biraz işlem yapacağız bu aşamada. Bu bir geometrik seri. Fi bölü 4 0 1 aralığında olduğu için geometrik seri. Dolayısıyla ne olacaktır sonuç? 1 bölü 1 eksi fi bölü 4. Aynı şekilde say bölü 4 de eksi 1 ile 0 arasında olduğu için dolayısıyla bunu da yine 1 bölü 1 eksi say bölü 4 şeklinde yazabiliriz. İşlemleri devam ettirdiğimiz zaman bu sefer I integrali fi bölü kök 5 çarpı 4 eksi fi eksi say bölü kök 5 parantezinde 4 eksi say. Bunu da 1 bölü kök 5 parantezine aldığımız zaman fi bölü 4 eksi kök 5 eksi say bölü 4 eksi say. Şimdi şu işlemi yapıyorum. Parantez içerisindeki işlemi yapıyorum. 1 bölü kök 5 çarpı 4 fi eksi fi say eksi 4 say artı fi say. Bakın şunlar birbirini götürdü. Aşağıda da 4 eksi fi ile 4 eksi sayın çarpımı var. Özetle sonuç 4 bölü kök 5 çarpı fi eksi say bölü 4 eksi fi çarpı 4 eksi say oldu. Şimdi artık fi ile sayın reel olarak değerlerini yerine yazıyoruz. Fi gördüğümüz yerde 1 artı kök 5 bölü 2, say gördüğümüz yerde de 1 eksi kök 5 bölü 2 yazıyoruz. Dolayısıyla işlemleri yaptığımız zaman 16 bölü kök 5 çarpı kök 5 bölü 7 eksi kök 5 ile 7 artı kök 5'in çarpımı. Dolayısıyla I 16 bölü 44 sadeleştirdiğimiz zaman 4 bölü 11 çıkmış oluyor. Evet, şu integralin sonucu arkadaşlar 4 bölü 11 çıkıyor. Şu ilk başlangıçta kabul etmemiştik onu. Şurada. Pardon, değil. Evet, şurası. Bakın burada ne demiştik? Bakın bir bulmuştuk ama bunun doğru olmadığını söyledik. Çünkü x 0 1 değişkenimiz 0 1 aralığında yani x 0 1 aralığında dolayısıyla 0 1 aralığında her zaman fn x ne olmuyordu? 1'e eşit çıkmıyordu. 1'e eşit çıkmadığı için de bakın daha büyük bir değer buluyoruz. Yani bulacağımız değer zaten birden küçük olmalıydı. Çünkü bütün x'ler için f fonksiyonu 1 değerini vermiyor. Nitekim sonuç 4 bölü 11 çıkıyor ve inanın müthiş bir soru ve bu soru ilk başlangıçta böyle şey gibi geliyor, böyle korkunç gibi geliyor, böyle korku filmi gibi geliyor ama yani ama sonuçta sorunun nasıl çözüldüğünü, mantık yapısını anladığımız zaman da büyük bir hayranlık uyandırıyor. O yüzden bu soruyu hazırlayanlara ayrıca teşekkür ediyorum ve bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.